Selamünaleyküm değerli izleyicilerim. Emine'nin Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizler de sorarsanız bizler de iyiyiz elhamdülillah. Canlarım, bugün ne yaptım, neler yaptım? Bugün evimin işlerini yaptım. Pazara gideceğim. Bugün bir pazar bile olsun sizlere. Daha sonra da evde biraz temiz otlarım falan vardı. Onlarla turşu yapacağım inşallah. Sizlere de fikir olur belki yapmak istersiniz diye. Bayağı da yoruldum, terledim. Lavaboları falan yıkadım. Hani biliyorsunuz evde inşaat var, inşaat olduğu için her taraf kum. Yani aynı terlikle hem oraya hem oraya giriyorlar. Ben aslında hani hepsinin terliğini ayrı ayrı koyuyorum ama yine de illaki batıyor her taraflar. Güzelce domestosla yıkadım. Domestosta biraz şeyli, zararlı ama yani temizlemesi için mecbur kullanıyor. Mikrobun kırılması için tertemiz olsun diye. Bir de çamaşır makinemi çalıştırdım. Çamaşır makinem de bitsin. Birazdan onu da sereceğim. Bitti bile hatta, duyuyorsunuz sesini. Öyle işte canlarım, o zaman Yusuf da dışarıda. O zaman canlarım hadi videomuza geçelim. Canlarım biraz önce pazara gittik geldik. Pazar alışverişini yaptık. Sizlere de alışverişimi göstereyim. Şuramız şöyle biraz dağınık. Yusuf böyle tabletinin kutularını neyim açmış koymuş. Şurada da benim şöyle yazmalarım neyim var. Biraz dağınık ama olsun. Videomu çekeyim, daha sonra bunları dolaba yerleştireceğim. Evin içi aşırı derecede sıcak çünkü dışarıda kaldığı zaman hemen kötü olabilir. Hatta görüyorsunuz terlemiş bile bunlar. Ne aldım? Şöyle tatlı biber aldım. Vallahi %100 tatlı dedi. Her hafta alıyorum canlarım. Aldığım ki her haftaki biberler zehir gibi acı çıkıyor. Yarım kilo şu düz biberden aldım. Yarım kilo da şöyle dolma biberi aldım. Dolma biberlerine de dolmalık yapacağım. Şöyle yeter galiba. Bayağı var çünkü içinde. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle domates aldım. Domatesimde 2,5 kilo olması lazım. Ya da 3 kilo olması lazım. Şöyle kayısı aldım birazcık. Pazarda görüyor, imreniyor, alıyor. Eve de geliyor. Bazen yeniyor, bazen yenmiyor. Kayısıyla geçen gün çok güzel bir meyve suyu yaptım. Çok lezzetli oldu. Bir gün sizlere tarifini vereyim. Çok lezzetliydi. Hemen bitti yaptığım gibi. Şöyle 1 kilo da kayısı aldık. Şöyle 1 kilo kadar üzüm aldık. Hatta 1,5. Şöyle biraz da yedik hatta biraz önce. 1,5 kilo hatta. 1 kilo değil. 1,5 kiloydu. Şöyle 2 kilo salatalık aldım. Bunu aşmıyorum. Şöyle yumurta aldım canlarım. Yumurtamız bitmişti. Pazardan alıyoruz biz yumurtayı. Tazecik adam getiriyor tertemiz. Biz de oradan alıp geliyor. Şöyle pekmez aldık. Bizim pekmezimiz bitmişti. Marketten almıştık. Marketin pekmezi de vallahi bir garip oluyor tadı. Teyze kilosunu 30 liradan satıyormuş. Eve sinek nereden girmiş? Bu da 1,5-2 kilo geliyormuş bu. 2 kilo da gelir galiba. Bunu da 60 liraya aldık. Pekmezimiz yoktu. Vallahi eve sinek girmiyor girmiyor derken bugün sinek girmiş. Şöyle yerde karpuz var, onu kilere indireceğim. Bir karpuz daha var, onu dolaba kesip koydum. Şunda da turşu falan var, bunlar kilere inecekler. Buraya hazırladım. Öyle işte canlarım. Birazını dolaba yerleştirdim. Yeşilliğim zaten vardı. Marul, maydanoz. Ondan sonra semizotum falan da annem göndermiş köyden. Yeşilliğim de vardı bolca. O yüzden yeşillik almadım. Sadece böyle domates, biber, salatalık, patatesim de vardı. Geçen haftadan. Soğanım vardı. Onları da almadık bu hafta. Böyle sadece rutin alışverişimizi yaptık. Ben de şimdi dışarı çıkacağım. Yusuf biraz dolandırıp geleceğim. Yusuf biraz önce gitti. Hatta 5 dakika benden önce çıktı. Kapının önünde bisiklet sürüyor bahçemizde. Ben de peşine gideceğim. Ondan sonra da şey yapacağız. Biraz oturup geri eve geleceğiz. Öyle işte canlarım. Ben de evde yazma örüyorum. Pazara gittim geldim eşimle. Şuralara hani hep bir şeyler düşmüş vallahi. Ev inşaat olunca gerçekten hiçbir tarafa bakım olmuyor. Evin eşyası, her şey bir tarafta. O zaman canlarım videomuzun devamında görüşürüz. Canlarım pazar malzemelerini yerleştirdim. Daha sonra şöyle söylediğim gibi semizotundan turşu yapacağım. Bu semizotlarını şöyle annem göndermişti. Vallahi bunlar iki poşet olmuştu. Ay o ne? Yusuf. Yapmayın anneciğim. Korktum vallahi. Yani ellerinde oyuncak silah var, ondan oynuyorlar. Bundan iki poşetti canlarım.
Bir poşetini yedik. Bu da hemen biraz şey olmaya başladı. Kötü olmaya başladı. Dedim kötü olmadan en azından turşu olsun. Annem bayağı çok göndermiş. Bu poşetle iki tane dolu dolu olduydu. Ayırdım böyle. Dedim hani yerim yavaş yavaş diye. O da biraz dolapta durdu. Hemen kötü olmaya başladı. Şöyle bir de suyum var. Bu ne suyu diyecek olursanız bunun içinde zaten semizot turşum vardı. Daha bugün bitti. İçindekini sonunu yedik. Bu suyunu da dökmeye kıyamadım. Daha bir hafta falan durdu herhalde suyun içinde. Semizot turşusu çok çabuk oluyor. Bir hafta içinde kuruyorum. Bir hafta sonra hemen oluyor semizot turşum. Daha önce göstermiştim hatta videomda. Bitti. Bittikten sonra şu suyuna da kıyamadım. Daha tertemiz kuruyorsunuz. Bu semizotlarını geri bunun içine yıkayıp tertemiz içine bastıracağım. Birazcık daha su eklerim. Mis gibi de olacak. Bayağı çok sirke dökmüştüm. Pazar malzemelerini dolabıma yerleştirdim. Vallahi hiç işim de bitmiyor. Neden böyle bilmiyorum canlarım. Sizlerin de böyle. Benim hiç işim bitmiyor. Sürekli bir iş, sürekli bir iş. Zaten evde inşaat. Bir taraftan temizliyorum, bir taraftan geri batırıyorlar. Temizlemesem o da öylesine. Her yer iyice batıyor. İki katı fazla batıyor. Şöyle görüyorsunuz bayağı kötü olacakmış olmuş semizotları. Birazcık yine kendime ayıracağım yemek için. Çünkü çok sağlıklı biliyorsunuz semizotu. Çok fazla içinde omega 3 mü? Omega 3 şey yapıyormuş sanırım. İçinde bulunduruyormuş. Balık kadar şey varmış. Vitaminliymiş yani semizotu. Annemden geçen istedim. O da göndermiş. Ama bitiremedim. Bayağı bir poşetini yedim. Bunda semizot turşusu yapacağım. Şöyle görüyorsunuz. Ayıklıyorum. Bura görmüyor mu bilmiyorum. Umarım karanlıkta görünmüyordur. Çünkü vakit biraz geçti. Saat biraz geçti. Biraz söylediğim gibi pazar eşyalarından uğraştım. Onları yerleştirdim. Buzdolabımın içini sildim. Hep tekrardan. Tertemiz. Şu saplar bile o kadar güzel oluyor ki turşunun içinde ekşi ekşi. Tertemiz oluyor. Bunu şimdi biraz yıkayacağım bol suda. Pisliği hep çıksın, turşu suyum temiz olsun diye. Çok yıkamam lazım. Bu turşuyu da içme suyuyla koydum canlarım. Hani şu suyla koymadım. Bu su kireçli. Her değdiği yeri zaten kirecin içinde bırakıyor. O yüzden turşunun suyu ne kadar temiz olursa o kadar iyi olur turşunuz. Semizotunun da şey vakti geçmeden bence sizler de yapın derim. Gerçekten çok sağlıklı ve çok lezzetli oluyor. Kimisi de buna temizlik otu diyor. Kimisi semizotu diyor. Bizim köyde semirgenlik derler. Ben semizotu diyorum. Buraya gelince öyle alıştım. Burada herkes öyle diyor. Kimisi de temizlik diyor işte. Evimizin içinde o kadar sıcak ki sizlere anlatamam canlarım. Aşırı derecede. İş yaparken de yoruluyorum, terliyorum. Zaten sürekli terin suyun içinde kalıyorum. Hamilelikten de galiba biraz var sıcak basması. Bir de böyle iş yaptıkça iyice yoruluyorum. İşi de yapmazsam olmuyor. Bir evin bir adamı derler ya. Öyle oluyor işte. Bir evin bir adamısın. Arkanda bir çocuk var. Sürekli peşinde gezeleyeceksin Yusuf'un. Yusuf çok dağıtıyor. Çok dağınık. Bir türlü alıştıramadım. Hani o yetiştirmeden derler ama gerçekten çocuğun içinden gelecek temizlikte. İçinden gelmediği sürece hiçbir şekilde hiçbir şey öğretemiyorum. Her gün de uğraşıyorum da nasıl yemesi gerektiğini de gösteriyorum. Nasıl temizlik yapması gerektiğini de gösteriyorum. Ama hiçbir zaman bana mısın demiyor. Yine bildiğini okuyor. Yine aynı şekilde her şeyi. Büyüdüğü zaman düzelir diye düşünüyorum inşallah. Küçüklükten öğretemedik. Büyüyünce inşallah düzelir. Kötü huyu yok ama biraz böyle kir huyu var. Bahçede oynuyor şurada kapının önünde. Komşular da varlar yanında. Ben bugün dışarıya çıkmadım canlarım. Gerçekten pazarda biraz yoruldum. Eve geldim, evde de yoruldum. Bir de temizlik falan yapıyorum zaten. O da yoruyor beni. Bugün de dedim güzel bir dinleneyim. Yine dinlenemedim. Turşu çıkarttım başıma. Şu su pislenmeden dedim. Yapayım. Şöyle ayıkladım ben bu semizotlarımı. Bayağı bayağı. Şimdi bunu çok güzel bir şekilde yıkayacağız. Ben yıkamadan dolaba koydum. Çünkü yıkadığın zaman hemen çürüyor, çabuk çürüyor. Bu semizotlar geleli birkaç gün oldu. Hangi gün geldiydi ki? Vallahi birkaç gün önce eşim köye geldi.
canlarım, şöyle söylediğim gibi turşumu vurdum. Üzerine biraz da temiz içme suyu ekledim. Birazcık normal tuz ekledim. Biraz da limon tuzu ekledim. Zaten vardı sirkeli suyun içinde. Tuzu da vardı. Sirkesi de vardı. Limon tuzu da vardı. Ben sadece ekstra öyle üstüne bozulmasın diye ekledim. Şöyle görüyorsunuz turşumuzu. Hem suyumuz israf olmadı hem de semizotlarımız israf olmadı. Semizotunu yedim bayağı bir poşetini söylediğim gibi. Bu poşet kalmıştı. Bu da bayağı kötü olmaya yüz tutmuş. Hemen bozuluyor semizotu. Çabuk şey yapıyor. Kendinden geçiyor. Bunu şimdi kilerime karanlık yere koyacağım. Ondan sonra da şey yapacağım. Bir hafta sonra açacağım inşallah. Bir hafta sonra yemeye başlayacağız canlarım. O zaman videomuzun devamında görüşürüz. Canlarım turşumu kurdum. Şöyle bir de sizlere bitirdiğim yazmamı göstereyim. Geçen gün göstermiştim az kaldı diye. Şöyle bitirdim. Yapma öyle Yusuf. Yapma öyle. Yusuf öyle yapmaz mısın? Burnunamış. Hadi git de burnunu sil de gel annem. Hadi. Hadi şöyle yazma modelini göstereyim. Yusuf niye ağlıyor canlarım? Bir de onu açıklayayım sizlere. Şimdi Yusuf'u niye ağlattın demeyin. Ağlamıyor da hışkırıyor. Neden? Çünkü komşular Luna Park'a gideceklermiş. Yusuf da bensiz Luna Park'a gidecekmiş. Ben de göndermedim. O yüzden ağlıyor. Hani ben bu konuda haklıyım diye düşünüyorum Yusuf. Bence kalkıp yüzünü yıkamalısın. Bence haklı değilsin. Hayır. Çocuklar anneleri olmadan hiç kimseyle bir yere gidemezler. Niye onlara gidiyor? Tamam hadi sessiz ol, ben videomu çekiyorum. Şöyle canlarım. Çiçeklerimi görüyorsunuz. Küçük küçük. Şöyle çıtır çıtır küçük küçük. Aralarına da ufak ufak daha yaptım. Pek de ufak değil ama. Şöyle görüyorsunuz. Modelimi bitirdim. Şöyle her tarafı bitti. Dört bir kenarı da. Şimdi ikinci yazmaya başlayacağım birazdan. Havada biraz karardı. O yüzden flaşımı açtım. Şunların en bükülmüş ama bunlar ütüleyince çok da güzel duracaklar. Şöyle tertemiz. Ütülerken de düzelteceğim. Şimdi bir de şöyle hangi yazmaya geçtiğimi göstereyim sizlere. Şöyle canlarım, yine siyah aynı renkten bir tane daha yazma yapacağım. Bunu da aynı iplerle yeşil, şöyle yeşil şu renkten, bir de lila, şöyle böyle yapacağım. Aynı şekil yapılacak. Her yazmadan iki tane istemişti ablam. Her bir modelden iki tane istemişti. Bu modelin birinciyi bitirdim. İkinciyi bitireceğim işte. Bugün de Allah nasip kısmet derse buna geçeceğim. Şunu bitirdim. Ütülerini de hep en son teslim ederken yapmayı düşünüyorum. Çünkü 4-5 tanesini bitirince ütüsünü yapmıştım. Kaldırmıştım ama yine kırışmış. O yüzden böyle vereceğim zaman, yani teslim edeceğim zaman ütülemek istiyorum. Şöyle modelimi yakından görmek isteyenler oluyor. Yakından da check at diye. Diğer modellerimi de ütülerken göstermek istiyorum sizlere. Hem ütü yapayım bir gün hem sizlere göstereyim. Öyle işte canlarım. Şu yazma yapılacak. Sıra bunda. Normalde bu model bir haftada bitiyor. 8 günde falan bitiyor. Ama ben böyle sürekli evde de işim olduğu için sürekli elime alamıyorum. O yüzden 10 günlüğüm buluyor. Öyle işte canlarım. O zaman videomuzun kapanışını yapalım. Bugün de bizden bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı, bol bol yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.